bilindiği gibi insanların yaşam kalitesini ve günlük aktivitelerini belirgin şekilde etkileyebilen bir hastalıktır. Yıllardan beri migren hastaları atak sırasında alınan ya da atakların gelmesini önlemeye yönelik bizim profilaktik ilaçlar dediğimiz değişik ilaçları kullanmaktadırlar. Ancak son yıllarda daha çok gündeme gelen botulinum toksini tedavisi de vardır. Clostridium botulinum adlı bir bakteriden salgılanan bir toksin olan botulinum toksini, ki bunun ticari adı botokstur, nörolojik kliniklerinde distoni, aşırı terleme, spazm, spastiste gibi hastalıkların tedavisinde uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Ülkemizde bu toksini içeren botoks ve disportisin iki preparat bulunmaktadır. Kronik migrenin profilaktik tedavisinde botoks, Sağlık Bakanlığı tarafından da ruhsatlandırılmıştır. Bu uygulamaları konusunda deneyimli nöroloji uzmanları yapmalıdır. Botulinum toksini uygulanması özel deneyim gerektiren bir konudur. Baş, boyun ve yüzde özel bazı kaslara değişik noktalardan uygun dozlarda bu toksini enjeksiyon yapılarak uygulanmaktadır. Bu uygulamanın etkisi birçok bilimsel araştırma tarafından da kanıtlanmıştır. Botulinum toksini uygulanabilmesi için hastalara kronik migren tanısının konulması gerekmektedir. En önemli konu ise kronik migren tanısının doğru olarak konulmasıdır. Çünkü migren hastalığı için bir biyolojik belirteç yoktur. Hastanın nörolojik muayenesi, hastalık öyküsü ve baş ağrısına neden olabilecek tüm etkenlerin dışlanması ile konulabilmektedir. Önemli bir konuyu da mutlaka belirtmek isterim ki, kronik migren tanısı konulurken ağrıların ilaç aşırı kullanım baş ağrısına gelişmiş olmaması da olmaması gerektiği de unutulmamalıdır. Kronik migren hastaları yaşam kalitelerinin çok bozulduğu, günlük işlemin büyük oranda aksamasına neden olduğu, çok fazla ilaç kullanan ve bu ilaçların hem yan etkileri hem de her hastada aynı etkilerin elde edilmemesi nedeniyle çok zor durumda olan hastalardır. İlaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan kronik migren hastaları için uyguladığımız botulinum toksini tedavisi migren hastaları için yeni ve iyi bir tedavi seçeneği olarak